Evet, sevgili paşamla beraber Yeşil Yurt'tan çıkıyoruz. Bugün Anaoğul eğitimdeyiz. Sinyal verelim. Annesine çekmiş. Sinyal vermeyi çok bilmez. Çok güzel arkadaşlar. Birinin size makam şoförlüğü yapması harika bir olay. İleride şuradan dönüş yapalım. Sol sinyal. Dikkat et, çok hızlısın. Yavaş. Rampa çıkışlarda fren yok. Zaten araç yavaş. Yavaş döneceksin burayı. Bakın, vitesi 1'e aldık. Oh mis. Gurur duyuyorum seninle. Tamam, duymuyorum. Hissediyorum. Aslında hikayemiz şöyle arkadaşlar. Annemi hastaneye götürmüşlerdi. Gedik Park'ta yemekte ayrıca buluştuk. Çok sağ yapma. Bize de apar topar aradılar. Ben de ders çıkışı eve geçmiştim. Hemen oğlumla apar topar koyduk gittik. Güzel bir beraberlik oldu. Biz beraber olduğumuz zaman arabayı bana vermiyor. Çok yoruluyorsun diyor gün boyunca. Sürekli aracı kullanıyorsun, sağ olsun. Bakın bakalım iyi öğretmiş miyim? Direksiyon tutuşuna, vites tutuşuna. Bu arada yine Yeşil Yurt'un çok güzel bir ara sokağı burası. Şöyle. Kızımla da böyle maceraları çok yapıyoruz. Giderken eğer aktif yoğun trafikse ben alıyorum. Ehliyetleri olmadığı için. Gerçi kızım ehliyet hak etti ama henüz daha alamadık. Çok iyi. Kızın müsaitken yapman gerekeni yapabilirsin. Ama artık yolumuz hıza müsait değil. Ben burada yapacağım işleme bakıyorum. İkiyle de çıkış yapabiliriz. Çünkü biri çok fazla küçük olur. Sevgili kurslarım, sizlerden istediğim de bu performans. Direksiyonu rahat tutun. Eliniz böyle viteste olsun. Çok çok güzel. Şimdi evde anne veya babadan biri eğitmen olunca direksiyon anlamında, yani çocuklar da otomatikmen direksiyona görsel anlamda hazır yetişmiş oluyorlar. Yani o ki oturmaları gecikmiş oluyor. Ben Agah da Mehruba'yı da 8 yaşından beri oturturum direksiyona genelde. Yani çok severek yaptıkları bir kıvama ancak ergenlik döneminde geldiler. Ve şu anda çok şükür bana yetiştiler, hamdolsun. İnşallah ileride oğlumla uzun yola çıkmak da nasip olsun, değil mi? Sen de evimizin bir ferdi olarak kursiyerlerime bir tavsiyede bulunur musun? Yani annesi eğitmeni olan bir evlat olarak diyeyim. En çok neyi tavsiye edersin? Tam paşayı. Bir tavsiye alalım. Kursiyerlerime çok iyi davrandığımı biliyorsun. Bilinen bir gerçek. Sence sana çok iyi davranarak mı öğrettim? Bak bunu itiraf edebilirsin. Evet, iyi davranarak öyle. Hiç kızdın mı?
Sesimi hiç yükselttim mi? Hata yaptığında... Hep sakin. Değil mi? Çünkü genelde eğitimcilerin şöyle bir özelliği var. Dışarıya yumuşak davranıyorlar, değil mi? İçerideki ahaliye sert davranıyorlar. Biz bununla hep harp halinde bir hayatımız var. Bir insanın eğitimciliği ailesinin içinde başlar diye düşünüyorum. Ne dersin? Evin içerisinde ki fertlere gerçekten yumuşak, halim selim olan bir kişi dışarıya da öyle olmak durumundadır. Çünkü bize kalan evimizin içidir. Yani evlatlarımızdır. Tabii aile konulu bir konuşma esnasında bunu söylüyoruz. Bize kalan sevdiklerimizdir. Sevdiklerimize her zaman iyi davranmak zorundayız. Sevmiyorsak sorun yok zaten. Gönlünde yer edinmedi yani bir insana çok da iyi davranacaksın diye bir şey yok. Ha kötü de davranmayacaksın, o da ayrı bir mevzu. Bu arada vites yükseltme yapabilirsin. 4'te mi kalsın? Ya hız yaptırırken hiç korkmuyorum arkadaşlar. Hani biliyorum ya temeli bende. Ne yapacağını biliyorum, reflekslerini biliyorum. Tekrar vites tuşu alalım. Çok güzel. Bas kıza bas. Hızlan biraz. Yavaşlayacağın zaman asla debriyajla yavaşlamadığımızı biliyorsun. Motor freni kullanarak da yavaşlayabilirsin. Motor freni eşittir şu demek. Vitesi küçülte küçülte yavaşlamak. Mesela 5 ise 4, 4 ise 3, 3 ise 2. Gördüğünüz gibi yedek pedallerimi de kullanmıyorum. Çok iyi. İnşallah ehliyet almakta nasip olur oğluma. Videomuzu bitirelim. Ez cümle. Son cümle. Yok mu diyeceğim? Tamam. Bir şey yoksa bize bir şey yokmuş gibi bitirelim.